Tamam. Covering space'leri söylüyorduk. Notasyonumuz, covering diye söyledim. Kitaptaki notasyondan da bir kere bahsedeceğim bugün. Hani o covering space x tilde base space x diye söylüyor. Ben base space b diye üstündeki covering, ya ben covering map'i tanımladım. Covering space dediği kitabında x tilde aşağıda x aralarında p diye bir covering map olmak üzere. Şeyimiz şu, aşağıdaki space'in her noktasının etrafında öyle bir komşuluk bulacağız ki bu komşuluğun open komşuluk ters görüntüleri aşağıdaki open set'in homeomorfik kopyaları olacak. Tamam. Şeyi gördük. Notlarıma bir bakayım. R'nin S1'ın covering space olduğunu biliyorduk. Bu arada şeye dikkat ettik. R'nin fundamental grubu trivial. S1'ın fundamental grubu Z. Şimdi ileride şunu da göreceğiz. Yukarıdaki space'in fundamental grubunu aşağıdaki space'in fundamental grubu olarak görebiliriz. Arada P map'i var ya, X'ten B'ye giden. Fundamental gruplarına geçtiğimiz zaman yukarıdaki yüzeyin fundamental grubundan aşağıdaki yüzeyin fundamental grubuna bir tane map indüse ediyor. Homomorfizm indüse ediyor. O homomorfizmin bir monomorfizm olduğunu söyleyeceğiz. Ve şeye de dikkat edin. Mesela S1'ın fundamental grubu Z, real sayıların fundamental grubu trivial. Bu arada seni bekliyoruz ha. O temizlik işleri vitesiye kadar. Tamam sen tamam. Ve aslında her bir noktanın ters görüntüsünde de Z kadar eleman var. R'yi S1'ın üzerinde düşünürseniz. Ondan sonra aynı şekilde mesela R karede S1 cross S1'in fundamental grubu genel olarak da aren S1 çarpı S1 çarpı S1'lerin covering space'i olarak gözüküyor. En son yaptığımız örnekte Esen, bu Esen Orientable Surface of Genus 0, RP2 Non-Orientable Surface of Genus 1, S2 RP ilk öncelikle tamam neyse Esen RP'nin üzerinde double kalır. Her noktanın üzerinde iki tane ters görüntüsü var. S1 ile RP1 aynı şey. Onu geçelim. Şey diye bakarsanız S'nin en büyük eşittir 2 için düşünelim. S'nin fundamental grubu trivial. Değil mi? Simply connected covering space. Diğerlerinde olduğu gibi. RP'nin RP2'ninkini gördük. RP'ninki de fark etmeyecek. Z2. Yani her bir noktanın etrafında da oradaki kardinalite kadar eleman var. Tamam. Ama yukarıdaki space'in fundamental grubu trivial'dı. Genel olarak şunu söyleyeceğiz. Bir elemanın ters görüntüsünde kaç tane nokta olduğu, o covering space'in kaç sheeted olduğu, yukarıdaki space'in fundamental grubunun aşağıdaki space'in fundamental grubunun içindeki indeksiyle aynı olacak. Tamam. Şimdi bir tane covering space olmayan örnek yaparak başlayacağım. Tabii bir de kalemi değil. Diye başladık. Mesela şöyle yapalım. Pi S1 2 -1 1 şöyle olsun. Buradan X virgül Y aldığımda sesim geliyor değil mi online grup? Geliyor hocam, geliyor. X'e gidiyor. Şimdi mesela bu map not a covering. Evet, şöyle görelim. Aşağıda eksi birden bire aralığımız var. Birden bire. Yukarıda, tamam şimdi şöyle çizeyim. Yukarıda bizim S1'ımız var. Evet. Şimdi mesela 1,0 aldığım zaman burada 1,0 aldım. 1,0'ın görüntüsü burada 1. Şöyle bir, şurada bir nokta, eksi bir virgül bir,
has no open neighborhood that is evenly covered. Tamam. Mesela şöyle bir nokta aldığınız zaman, şöyle bir tane nokta aldığınız zaman, bunun ters görüntüsüne baktığınızda bu da böyle bir şey olacak. Ama bu şey değil. Homeomorfizma değil aşağıya. Yani şöyle şöyle bir tane U alırsanız, burası da P inverse of U oluyor. Ve P'yi buraya kısıtladığınız zaman mesela bu komşuluğa ya da birin herhangi bir açık komşuluğuna şey, homeomorfizma değil. Tamam. Şimdi bu da bizim evenly covered olmayan örneğimiz. Bir saniye. Şimdi birkaç tane hocam, özel yazayım. Bir şey mi dedi? Ben bir şey soracaktım. Sorabilir miyim? Doğru, tabii ki. Hocam evenly covered'ı hatırlatabilir misiniz? Tabii ki. Evenly covered demek aşağı bizim için. Berke geldi mi? Hocam yolda herhalde, daha gelmedi. Hocam. Tamam. Şimdi bizim için covering space'in tanımı şuydu. Yukarıya x, şöyle buraya b diyeyim. Biz buna, yani p'ye covering map, x'e b için bir covering space diyoruz. Eğer aşağıda b uzayında herhangi bir tane x, herhangi bir tane nokta aldınız diyelim. Şöyle b diye. Tamam. Bunun öyle bir komşuluğu var ki there exists an open neighborhood of B in B such that P inverse of U, ya yani şöyle diyelim, B elemanıdır U, bu da B'nin subseti ve şurada P inverse of U'ya baktığın zaman bunlar U'nun disjoint homeomorfik kopyaları. Tamam. Tolga. Tamam hocam. Tamam değil mi? Doğru söyledim. Anıl da hatırlıyor bu arada. Yeni uyanmış. Tamam. Evet. Şimdi birkaç tane daha birkaç özellik söyleyeyim. Sonra yeniden örnek vermeye devam edeceğim. Şöyle yapayım, bunun ispatını vermeyeceğim de, yani bu aslında şöyle diyeyim, lemma: let P from X to B be a covering of a topological space. Topological space. Evet. Yani bu durumda isterseniz şey diye de düşünebilirsiniz. X'e B'nin bir covering space'i diyoruz. If B is pet connected, then for any two points P and Q, in B we have şu number of elements cardinality P inverse of P, yani bu anlamda bu sabit bir fonksiyon. P inverse of P eleman sayısı P inverse of Q'daki eleman sayılarına eşit. Tamam. Proof ya ödev vereceğim ya sınavda soracağım. Proof. Exercise. Tamam, şimdi o zaman bu sayı hep aynı kalıyorsa o zaman buna şey yapalım, bir isim verelim. Definition
definition. Tamam, aşağıda pet connected alacağım. Let P from X to B be a covering. Covering. Ay neyse ama yazmam lazım. Of a pet connected. Pet connected topological space. Tamam. Şimdiki şey tanımlayacağız. Bir, şöyle bir notasyon da kullanacağız. We define the degree. We define the degree. Yani Anıl kızacak ama bunu biz de kullanacağız ama böyle. Of P is the cardinality. Of P inverse of B for some B in B. Evet. To if the degree is a finite number n, then we say that P is an n-sheeted ya da n-fold covering of B. Evet. Tamam. Infinite ise mesela şeyde olduğu gibi reel sayılar S1'ın üzerinde. Otherwise we say that P is an infinite covering. P is an infinite covering. Tamam. Daha sonra bu coveringlerin bir sınıflandırmasını daha da yapacağız. O da fundamental grubu, yukarının fundamental grubu, aşağının fundamental grubunun subgrubu olacak ya. İşte normal subgrubu olabilir. O zaman işte normal covering falan diyeceğiz. Yani şey infinite'ken countable covering de deniyor da. O çok çok elzem değil bizim için. Tamam. Şimdi tamam. Şeyi fark ettiniz değil mi? Sayfaları geçirebiliyorum böyle. Çalıştığımda geldim. E.g. mesela P S N to R P N is a tutku burada mı ya? Is a ha, buradayım hocam. Yani kameram birazcık şey kalmıştı. Sesini duymayınca bir huzursuzlaştım. Two-fold covering ya da two-sheeted covering. Tamam. Evet. Şimdi gelelim gene bir non-orientable ve de orientable space'ler aldığımız covering'lere. Sonra bunu kitaptaki egzersizlerden birini ödev diye vereceğim. Şeyi unutmayın. Sigma G diye orientable surface of genus G'yi, NG diye de non-orientable surface of genus G'yi göstermiştik. Fundamental grubu, orientable surface'ın fundamental grubu 2G'ye kadar generator var. Onların komutatörleri çarpımı 1. Non-orientable surface of genus G'de
G tane generator var. Generatorların kareleri 1. Tamam? Anlaştık. Alright. Alright. Good. Tamam. Şimdi yeni bir örnekle daha karşınızdayım. Şimdi Klein-Battle'ın bunu example diyeyim. Böyle küçük bir example değil. Çünkü bunu detaylı yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. T. Yok gözlüğüm uzun sürer. Siz devam edin. Hah. Bu kadar geyik döndük. Yeter mi? T. S1 cross S1 is a two-sheeted covering of, şu da bizim Klein-Battle notasyonuydu. K. Tamam mı? Hatırladık mı? Alo, hatırladık mı? K. Klein-Battle neyi? K. Klein-Battle. Non-orientable surface of genus 2. RP2 ile RP2'nun connected sanı. Ya da planar diagramını biliyorsunuz. Değil mi? L parking'i bilmiyorsunuz ama bunu bilin. L parking önemli değil. Evet. Şimdi size bir tane map tanımlayacağım ama onun için ilk önce şu torusu ve Klein-Battle'ı bir kere daha hatırlatmak isterim. Geçtik aşağıya ama tam gözlüğü de taktı. Yaşlı bir amca var sınıfta, yavaş yavaş arkadan geliyor. T'yi şöyle göreceğim. 0, 1 cross 0, 1. Şöyle quotient alacağız. X 0 will be identified with X, 1 and Y, şöyle 0, Y will be identified with 1, 1 minus Y. Doğru söyledim değil mi? Yes. Tamam. Özür diliyorum lan, yanlış yaptım. Öbür tarafa geçmişim çoktan. Benim böyle bir huyum var. Ben de diyorum satır atlamışım. Sorun değil, yabancı değilsiniz. Anladın, uyarması lazımdı ama buna daha şuna basacağım. Şuna bassam ne oluyor? One way. Tamam. Bunda şeyiz. Şimdi bir de Klein-Battle yazalım. Klein-Battle'da aynı 0-1 cross 0-1'den şöyle x, 0 x, 1'la biraz önce yazdım, şimdi Klein-Battle için 0, y burada 1, 1 minus y olacak. Lan oğlum bir dur lan. Sen şimdi bizi bir dinle. Şu şekli şuraya çizip ondan sonra üstüne geyik döndüreceğim. Şimdi şu şeyleri çizeyim. Şimdi torusu çiziyorum size. Şunlar büyük büyük ya, kendimi alamıyorum. Ben de büyük yapıyorum her şeyi. Şimdi. Hayda. Lanet Andikis. Serenitina. Bir saniye. Teknolojinin gözüküyor olsun. Ulan. Gelmiş geçmiş. Tam burada durun. Şimdi öbür Klein-Battle'ı da şuraya çizeceğim. Siz araya biraz daha boşluk bırakabilirsiniz. Şimdi öbür Klein-Battle'ı da burada. 0-1-0-1. Yani 0, 1, 1. Tamam. Şimdi buradaki eşleştirme şöyle. Şu kenarla şu. Değil mi? Bununla da bu.
x cross 0 ile x cross 1, 0 cross y ile 1. Tamam. Buradaki eşleştirme şöyle, böyle. Torus burada, Klein-Battle burada. Bu araya şimdi bir tane p-map'i tanımlayacağım. P-map'i tanımlıyorum. Tamam mı? Şimdi aslında fikir şu. Şu torusun ortasına şöyle bir şey çizerseniz. Aslında torusun içinde iki tane Klein-Battle görebilirsiniz. İşte double covering onu yapacak. Şöyle tanımlıyorum P'yi. P torustan Klein-Battle'a gidiyor. Şimdi buradan ilk önce x virgül y'nin klasını alayım. Çünkü quotient'lar aldım. O şöyle tanımlı olacak. Pardon. Şöyle gidecek. 2x virgül y'nin klasına gidecek. Eğer x küçük eşittir 1 bölü 2 ise ve 2x eksi 1 virgül 1 eksi y'nin klasına gidecek. Eğer x büyük eşit 1 bölü 2 ise. Tamam. Mesela şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapalım deneme amaçlı kendimizi. Şuradan 1 bölü 4 keseyim. Sonra şuradan 3 bölü 4 alayım. Şu nokta nereye gidiyor? Bunun x'i 3 bölü 4. Değil mi? X'i 3 bölü 4. 3 bölü 4 1 bölü 2'den büyük. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Şunun görüntüsü ne? 1 bölü 2 x'te. 3 bölü 4 1 bölü 4. Aslında burada identification olmadığı için klasa değil. Neyse klas yazayım gene. Bu nereye gidiyor? X'i 1 bölü 2'ye gidiyor. Y'si de 3 bölü 4'e gidiyor. Değil mi? Şöyle 1 bölü 2 olsun. Şu noktaya gidiyor. Bir de aslında şöyle bir şey var. Şunu alırsam x'i 1 bölü 4, y'yi de 3 bölü 4 alırsam mesela o nereye gidiyor? X 1 bölü 4 olduğu için bu sefer şu parçaya bakacağım, şu kola bakacağım. X 1 bölü 2 olduğu için 2 ile çarpacak. 3 bölü 4 virgül, özür diliyorum. 1 3 bölü lan 1 bölü 4 de x, 2 ile çarptım 1 bölü 2'ye, 3 bölü 4. Gene bu noktaya geliyor. Gördünüz mü? Serenitin ha. Yani şuradaki nokta özür. Şuradaki noktanın şuradaki komşuluğu ve bu noktanın hayda bu komşuluklar bunun etrafındaki komşuluğa gidiyor. Gördünüz mü bunu? Evet hocam. Mesela şeye de bakmışım ben. Onu da şuraya çizip aşağıya biraz daha indireyim. Ha. Mesela yukarıda
Ha şeye, evet şuraya bakmışım. X 1 bölü 2 olduğu an nereye gidiyor diye. Çünkü şurada eşitlik var ya, 1 bölü 2'ye y nereye gidiyor diye. Dalların bir parçasında 1 v, pardon. Dalların bir parçasında 1 virgül y'ye gidiyor. Öbüründe de 0 virgül 1 eksi y'ye gidiyor. Ama bunlar bakın şu daldan dolayı identify oluyor. X'in 1 olduğu burasıyla şu parçayla şu parça identify oluyor. Yani well defined bu map. Continuous. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi torus da, o da şimdi torus orientable surface of chinus 1, öbüründen orientable surface of chinus 2. Sonra genel olarak şeyi ispatlayacağız ileride. Bu sigma g'ler işte yukarı bir tane orientable surface of chinus g alın, bir de non orientable surface of chinus h alın. Biri diğerinin ne zaman covering space olur? Yani o chinuslar arasında ne tür bir ilişki var? Tamam, o sonra. Yani buraya soru yazmışım. Between which surfaces do there exist covering maps diye, ama kitapta zaten bu sonra soru olarak var ileride. Tamam mıyız? Burada soru var mı? Berke? Yok hocam. Tamam. Evet, torus climb button'ın üzerinde double covering. Şekil burası. Burada. Ya şey nerede? Bu kadar mıyız biz? Utku'ya baktım. Pazar günü yoktu ya. Şimdi bir bahane uyduracak. Hocam çok iyi hissetmiyordum. O yüzden gelemedim ya. Evet. Berke de hiç iyi hissetmiyordu. Çalışıyorum da diyemeyecek şimdi. Yok hocam. İstanbul'da değil mi? Tamam. Önemli değil. Videoları koyuyoruz YouTube'a. 261 videolarına gidip like edin. Çok önemli. Evet, tamam mı? Anıl bugün çok kızgın olduğu için çok laf etmeyeceğim. Dün bir gerginlik yaşadık sanki. Ben sana çıkışta göstereceğim. Evet, işte. Garibanımız. Tamam. Şimdi bu covering map'in özellikleri hakkında konuşacağımız bir teorem ya lemma yazacağım şimdi. Lemma. Tamam. Let P from X to B be a covering. Tam of topological space ama artık yazmayacağım. Then the following hold. Then the following hold. Şimdi şunu bir. Bu the map P. The map P is open. Open map ne demekti? Open'ları open'lara götürüyor demek. To for any b in b the pre image p inverse of b is a discrete subset, is a discrete subset of X. Gerçi bu bizim ne iş, yani bir işimize yarar mı, ama ileride belki yarar. Onu da yazayım. If B is Hausdorff, then X
Is also Hausdorff. Hausdorff ne demekti? Hatırlayan var mı? Perfect. Mükemmel. For. Evet. If P is a finite covering. Covering. And if B is compact, B is compact, then X is also compact. Good. Hadi bir tane satır daha çıksın. Five. Evet, infinite covering ise yukarısından compact. If P is an infinite covering, if P is an infinite covering, then X is non-compact. Non-compact. Evet. Oha. Evet, belki. Ama belki finite bir covering'i vardır yani. Yani illa başka bir covering bulamaz mıyız? O zaman compact mı olur? Evet, neden bahsediyor belki? Gene bizi açtı. Hayır, şimdi bak, X yukarıdaki uzay. Tamam, anladım. X yukarıdaki uzay. Yani bu B'nin infinite bir covering'i olarak. Tamam, yani şimdi şöyle, kitap X üzerine X tilde koyuyor ama B space gibi olduğu için yani daha genel notasyon açısından bence B daha uygun. B'sin B'si diye. Akademik hayatınızın ilerleyen aşamalarında göreceksiniz ki B daha uygun. B, B'si. Tamam. Sana hemen üstüne alındı. Akademik hayatımın ilerleyince belki hemen. Tamam. Vallahi hep de mühit edip bir şeyler diyor tek başına orada. Hiç bir gerekir yani. Tamam. Evet, şimdi gene hazır Anıl Asabi Asabi bakarken bana, ben de Berke'ye takılayım. Geçen sefer hatırlarsanız Berke'yle bu poinsett topolojide bir tartışma yapışlamıştık. Vay efendim quotient map de bilmem ne. Şimdi şunun open olduğunu göstereceğim ben, bu map'in size open olduğunu. Evet, proof of one. Proof of one. Tamam. Ne göstermem lazım? Yukarıdan open bir set alacağım. Onun görüntüsünün gene open olduğunu göstereceğim. Onun open olduğunu göstermek için de görüntüde aldığım her noktanın bir interior point olduğunu göstereceğim. Uygunsa. Teşekkür ederim. Evet. Bir. Tamam. U diye bir tane şey alalım. Let U be an open subset of X and let P in P of U. Tamam. Şimdi P covering map. Since P is a covering, since P is a covering. İşte Tolga, bu senin ilk senin sorduğun soruya bir kere daha cevap veriyoruz. İşte bu bir covering olduğu için aşağıdaki her noktanın evenly covered neighborhood'ları var. Since P is a covering, there is a neighborhood W of P such that P inverse of W, tamam mı, is the disjoint union, is the
this joint union of open subsets. Şimdi şöyle yapalım. Bunları VI diye göstereyim. İşte I'de herhangi bir indeks kümesinden olabilir. Tamam mı? İşte bu tam senin sorduğun sorunun bir kere daha yazılı olarak cevabı. With the property that the restriction of P to each subset WI is a homeomorphism. Şimdi biraz daha oldu mu Tolga? Oldu hocam, teşekkür ederim. Ne demek? Tamam. Şimdi dediğim gibi amacım şey, yani P'nin bir interior point, P of U'nun içerisinde bir interior point olduğunu göstereceğim. Tamam. Şimdi P aşağıda, P B'de bir eleman. Şimdi şu P imajda P of U. O zaman demek ki yukarıda bir tane Q var. There is Q in U with P of Q is P. Bir şeylere basıyorum ben bunda ama. Tamam. Şimdi bir de neyi biliyoruz? Bu Q noktası bu WI'lardan birinin içine düşmesi lazım. Tamam. There exists I and I with Q elemanıdır W I. Şimdi başlayalım. Belki uzmanlık alanı. W I and U open. İki tane open'ı kesiştirirsek U intersection W I is, şimdi hem U hem de W I X'de open kümeler. Tamam mı Hacı dayı? Tamam. Is belki open'la open'ın kesişimi open'dı değil mi? Evet hocam. Is also open in X. Artı P buraya kısıtladığım zaman homeomorfizm. Since yani sadece şurayı incelersem, şuraya kısıtlarsam kendimi WI'dan W'ye diye gidersem bu homeomorfizm. Since this is a homeomorfizm. Bu homeomorfizm. Tamam. And şimdi şu open, X'in open kümesi WI, onun bir subseti, subspace'i gibi düşünün. O zaman şu intersection WI'de open. Is open in WI. O zaman bu homeomorfizm olduğuna göre open'ları open'lara götürecek. The set V, şöyle tanımlayalım. P of U intersection WI. Şimdi bu WI'deki bir open küme. Demek ki bu is also open in
P of W'in P of W I şey olduğu için W. Yani bu da W'da open bir küme. Şimdi amaç neydi? Amaç neydi? Amaç neydi lan? Unuttuk. Hocam amaç yani PU'nun open olduğunu göstermekte. P, P of U'nun open olduğunu göstereceğiz. Ama yolumuz şu. P of U'nun içerisinde bir tane P noktası aldım. Şimdi ispatın amacı şu olacak. Şimdi bu P noktasını içine alan ve P of U'nun içinde kalan open bir küme bulmak istiyorum. Tamam, o da belli ki V olacak. Tamam. Şimdi sadece şeyi söylemem lazım. Bu B'nin open bir subseti olacak. Şöyle, but since W is open, V is also an open subset of B. Yani en sonunda söylemek istediğim şey şu. P'yi V'nin içerisinde görüyorum. V'de U'nun içerisinde. Hem V hem de U B'de open kümeler. Tamam. Dolayısıyla aslında özür diliyorum. Bu şey. Evet. Şöyle P of U diyeceğim. Tamam. Anlaştık mı? Demek ki P of U'nun içerisindeki herhangi bir eleman, herhangi bir nokta interior point'miş. Demek ki P of U bir open kümeymiş. Bir düşünün. Hocam P elemandır V dediniz ya. Aslında P U kesişim V I İçinde P, U ile aynı kapıya çıktı değil mi o dediğiniz? Şimdi V dediğim eleman burası. Şimdi şurada, şurada şey var. Şu kesişimde, şu kesişimde neredesin sen? Şu kesişimde Q var. Ve Q'nun görüntüsü de P. Demek ki bizim şu P, Q, P noktası, bizim bu P noktası bu V'nin içerisinde. Çünkü burası görüntüsü P olan en azından bir tane yani bu burası şey bir tane nokta içeriyor. Bu homeomorfizm bir de. Yani şu Q diye seçtiğim nokta, Q diye seçtiğim nokta burada ya. Evet, evet. Tamam, yani bir şey oldu. Gitti. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi kitaba varsayalım baktınız. Baktınız mı hiç kitaba? Ha, ödev soruları için güzel. Evet ya. Yani anıl gibi bir edebiyat. Ya ben de mesela şey yok şimdi. Bak cık cık var mı? Ben de mesela şeydi aldım ders falan da şey olarak sonra böyle rizatlara orada o şeylere falan hani öyle oturup da bir konuyu hani şu kitaptan öğreneyim. Zaten bu konuları öğrenmesi öyle çok zor. Kendi şey yapıp. Onun için tamam neyse ama bu kitapta sürekli bakacağınız şey öğrencilik hayatınızda orada bir S1 ve S1'ın covering space'leri vardır. S1 ve S1 Anıl için şöyle 8. Anıl'ın bu dersten aldığı tek şey olan bu derste hep 8'in üstüne kuruldu. S1 ve S1'ın covering space'leri var. Şimdi bunlar niye önemli diyecek olursanız, şimdi bu S1 ve S1'ın
Fundamental grubu neydi? Ne dedin? Ha, tamam. Z star Z de diyebilirsiniz ya da free group on two generators da diyebilirsiniz, tamam mı? Şimdi burada özel olarak şeyleri görebilirsiniz. Mesela free group on two generator. Şimdi ben de birkaç tanesini çizeceğim. Sonra o tabloları nasıl okuyacağınızı söyleyeceğim. Nasıl covering space construct ediliyor onları söyleyeceğim. Ve sonra geri dönüp bu Tolga'nın ilk sorduğu hani her noktanın evenly covered neighborhood'u olacak var ya, bir ona bakacaksınız. Yani o önemli olacak. S1 ve S1'da da şeyi falan görebilirsiniz. Mesela ben şimdi bir tanesiyle başlayayım. Size ben bir two-fold covering'ini yapayım. Two-fold ya da two-sheeted covering. Yani her noktanın ters görüntüsünde iki eleman olacak. Şu bizim S1 ve S1'ımız. Şimdi şuna B diyeceğim, şuna A diyeceğim. Deminden beri söylediğim bir teoremi sonradan ispatlayacağım. Ama şimdiden bir sürü remarkını yapayım. Şimdi şöyle, two-fold cover'ı hepsini değil, seçtik. Şu tableti adam tutacağım gözlemek için. Tamam, daha az şimdi. Tamam. Şimdi şu noktanın, bakın şu noktanın ve şu noktanın görüntüsü alttaki base point. Şu dışarıdakiler A B. Bu. Tabii şimdi şöyle yapayım. Mesela buraya da B desem. Bu şimdi okları niye koydum? Şimdi bu okun yönünü online grupta neyse işte görüyorlar. Şimdi şu okun yönüne bakıyoruz, tamam mı? Şimdi mesela şu noktayı alın. Bu noktada şimdi dikkat ederseniz B bir kere çıkıyor, bir kere giriyor. A da bir kere giriyor, bir kere çıkıyor. Tamam. Şimdi buna baktığınız zaman A bir kere giriyor, bir kere çıkıyor, B iki kere giriyor olur. Doğru değil mi? Dolayısıyla bu okun yönü yanlış. Zaten onu anlamıştınız. Yani şöyle olacak. Bu da B. Aynı harflik yukarıdaki kenarlar aşağıdaki kenarlara map ediyor. Tamam mı? Tabii ki burada şöyle bir şey olacak. Yukarının şöyle şuraya şu notu yazmışım. Yani yukarıda dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi local picture near each vertex is the same. Tamam, biraz önce bir örneğini vermiştim. Bir de kitaba baktığınız zaman şeyi görebilirsiniz. Aslında yukarıda her ne kadar iki tane, yani bu şu bizim aşağıda dikkat ederseniz fundamental grubu yazarken kullandığımız, yani bizim fundamental grubumuz aşağıda pi 1 of s 1 wedge s 1 şu base point'e x 0 diyeyim. X 0 noktasındaki base point'i biz bunu şey diye alıyoruz. Free group on two generators A ve B tarafından. Şimdi X'in yukarıda iki tane görüntüsü var. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Şimdi diyelim ki şunu seçtim. Tamam mı? Çünkü fundamental grubu yazabilmek için hatırlarsanız bir tane base point seçerek başlıyordum. Her ne kadar pet connected ise base point'ten bağımsız. Ama tanımlarken bir tane base point seçtik. Şimdi kitaptaki tablolara baktığınız zaman bir sayfa dolusu bu yukarıdaki gibi şekiller var. Orada bir tane böyle kalınlaştırılmış bir nokta var. O yukarıda seçilen base point'i gösteriyor. Ondan sonra da yanlarında şunları görebilirsiniz. Bunun yanında, bu şeklin yanında. Ben de yana gelmedi ama şuraya gelecek.
Bu şekil için şöyle olacak. A kare B kare A çarpı B. Bu da aslında yukarıdaki fundamental grubuna. Ya da şöyle düşünün. Yani yukarının fundamental grubunu yazıyor yanına. Ya da yukarıdaki fundamental grubun aşağıdaki grup içerisindeki görüntüsü. Tamam mı? Ha şimdi şurada şöyle düşünebilirsiniz. Bu noktadan başlayarak nasıl looplar oluşturabilirsiniz? A kare diyor. Bakın şuradan başladınız. Şu an A. Tamam mı? Bir daha geldiniz. A kare. A kare bir loop yukarıda. B kare bir loop yukarıda. A, B bir loop kenarda. Erkam diyor ki arkadaş A, B inverse de bir loop. O bunlar tarafından yazılabiliyor. Tamam. Şimdi o tabloya baktığınız zaman bunu bu adam monomorfizm olacağı için bunu şey diye görebilirsiniz yani. Yukarının fundamental grubunun aşağının fundamental grubunun içerisindeki görüntüsü. Monomorfizm olduğu için de aslında yukarının fundamental grubu da özel olarak free group on tree generators'mış. Tamam. Buradan özel olarak neyi gördük? Free group on two generators, free group on tree generators'ı subgrubu olarak kabul ediyormuş. Şu tree generators yani şey olarak bakabilirsiniz. Orada tablolarda bütün tablolardaki şekillerin her birinde bir tane nokta daha bir kalın. Yani şunu görmezsiniz. Sanırım o da burayı seçmişti. Şurayı seçmiş. Bir tane base point seçiyor. Şimdi bu base pointle yukarıdaki uzayda oluşturabileceğin looplar. Şu mesela A kare diyor. Şuradan şuraya geldin. A. Bir daha A yaptın. A kare. Looplardan bir tanesi. B. B kare. A, B. Şimdi aslında şey diyebilirsiniz. Lan burada ben başka bir sürü loop yapabilirim. Ama generator olanlar bunlar. Buradan bir zaman da şeyde bakabiliriz. P'nin P star homomorfizmasının kernel'ı. Evet. Bunlar onu yapacağız. Hayır. Kernel'i trivial. Adam injective olacak. Injective olacak. Şimdi söyleyeceğim. Bu yani bu yukarının aslında bu notasyon yani şu notasyon yukarıdaki uzayın fundamental grubunun aşağıdaki uzayın fundamental grubu içindeki görüntüsü. Ama adam monomorfizm diyeceğiz yani aslında izomorfik oldu. Yani yukarının fundamental grubu free group on three generators. Free group on two generators'ın da subgrubu. Hocam direkt aşağının fundamental grubunun içine giriyoruz aslında. Yani. Evet, evet, evet. Şimdi birazdan onu söyleyeceğim. Bir iki örnek daha yapayım da şey diyeceğim. Injective'dir diyeceğim hemen. Tamam mı? 3. sayfada onu diyorum. Tamam. Evet, şimdi ara veriyoruz. Haydi. 5-10 dakika ara. 10. Bir de şuna dikkat edin. Bunu sonradan yine vurgulayacağım. Mesela A aşağıda bir tane loop. Bunun liftingine baktığınız zaman hiçbir liftingi loop değil. Yani base point'in bir liftinden diğer liftine gidiyor. Bir sheet'ten diğer sheet'e gidiyor. Yani şuradan şuraya gidiyor. B'ninki de öyle. Tamam. Bunları covering space'lere bakarken sonradan bu covering space'leri sınıflandırırken önemli olacak. Bir loop'un aşağıdaki bir loop'un görüntüsü yukarıda loop olmak zorunda değil. Tamam? Pet de olabilir. Mesela burada A'nın liftine bak. Şu. Yukarıda loop değil. Tamam? Güzel. Şimdi bunu söyledim. Şimdi bir tane şuraya geliyorum. Şimdi bu bir sayfa dolusu örnek var ama ben 3 tanesini yapacağım size. Alttaki grubun üstteki görüntüsü bu sağlama one sheet, one şey olmuyor. Şimdi dur. Şimdi o sorunu aklında tut. Şurada görüyoruz. Şurada o soruyu tekrar sor.
Şunu almışım bir de. Şu A, bu B. Şimdi bunun üzerine tree sheeted covering'ini çiziyorum size. Tamam. Şimdi harfleri koyayım. B. Evet, Tutku'nun da dediği gibi B. Yani şunlar yukarıdaki, pardon, bunlar bu aşağıdaki base point'in, seçtiğimiz base point'in liftleri. Tabii ki yukarıdakinin yukarıdaki space'in fundamental grubunu yazarken yukarısı için de bir base point seçeceğiz. Sanırım kitap burayı seçmiş. Hani kitaba bakarsanız şu nokta şey diye kalınlaştırılmış nokta. Diğerleri gözükmüyor. A, B, B ve de A. Evet. P de bu. Bu three sheeted covering. Evet, Berke'nin söylediği gibi şimdi fundamental grubu, bunun fundamental grubunu şuraya x0 diye yazdım. Şimdi şununla identify ederken artık hangi yönün pozitif olduğunu söylüyorum. Ve diyorum ki bu AB tarafından generate edilen free group on two generators. Gene şeye bakacak olursanız kitaba, bu şeklin hemen altında şu var. A kare B kare B A kare B inverse ve B A B A inverse B inverse var. Bu da yukarıdaki fundamental grubun free group on four generators olduğunu gösteriyor. Şu noktadan başlayarak mesela B kare burada bir loop. Tamam. Şu yukarıdakilerde buradaki looplar. A kare. Orta noktayı seçersek daha iyi gözüküyor. Evet, bence de orta noktayı seçeyim. Ben niye orayı işaretlemişim bunu anlamadım. Evet. Ulan belki de bir açıldı, susmak bilmiyor artık. Tamam. A kare B kare. Tamam. Ondan sonra buradayım. Ama şeyi nasıl yapacağım? B A kare. Ya da bunu yanlış yazdım ben. Lan, nokta hangisi ya? Tamam, neyse şunlar var ama nokta olarak neyi seçtiğimi ben de anlamadım şimdi. B. Dur. Hocam yandaki grup için soldaki noktayı seçmemiz gerekiyor. Ama akareyi göremiyorum. Evet, akareyi göremedim orada da. Akareyi göremedim. Yoksa o A mı? Valla bunu kontrol edelim. Sanki şurası A, ama A gibi duruyor değil mi? Neyse. B kare B A kare B inverse. Evet. Ama şurayı göremedim. Şu noktayı seçersem sanki A gibi. Uğur bir baksana bu şekilde kitaptan. Bir de hangi noktayı seçmiş ona şey yapın. Sen bakıyorsun değil mi bu arada? Uğur cevap vermedi. Uğur. Bakıyorum hocam. Tamam. Şimdi ona bakarken şunu söyleyeyim. Onur'un sorusuna cevap olarak. Şimdi burada şeye dikkat ederseniz, mesela A'nın liftlerine bakarsanız, A'nın liftlerine bakarsanız, şimdi şurada A'nın liftleri loop değil.
Ama A'nın lifti şu tarafta bir tane loop. Tamam. B'nin lifti şuralarda pet sadece ama burada loop. Tamam. Şimdi böylesi uzaylar aslında simetrik olmayan uzaylar. Yani daha sonradan Deck Transformation'lar grubunu şey yapacağız. Kitabınızdaki notasyonu kullanacak olursak burası x, burası x tilde, x tilde'den x tilde de bir şey, yani yukarıdaki covering space de bir topological grup. X tilde'den x tilde'ye olan homeomorfizmlere bakacağız. Tamam? Aşağıdaki noktayı aşağıda indikleri yönü. Bir tane nokta aldınız ya, mesela aşağıda bir tane nokta aldınız. Onun ters görüntüsüne baktınız. O homeomorfizm gene bu noktanın üstünde bir noktaya götürecek sizi. Yani x tilde x, aşağıda x var. Bu P projection'ıyla commute edecek şekilde. O deck transformation'lar. Mesela bunlar ona göre çok simetrik olmayan covering space'ler olacak. Mesela şu bir loop'un, lifting'inin hep loop ya da hep pet olduğu covering space'lere regular covering ya da normal covering diyeceğiz. Bu subgrup, bu uzayların fundamental grupları aşağıdaki yüzeyin fundamental grubunun normal subgrubu olacak. Oradan çıkartacağız. Bu yani normal covering space'ler daha simetrik olan, simetrileri daha fazla olan uzaylar. Tamam. Uğur baktın mı? Baktım hocam. A kare değil A yazıyor. Evet. Tamam. Bak. Tamam. Allah'tan belki yanlış çıktı. Yoksa şey şurası base point. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tree sheeted bu da. Oklara bakabilirsiniz. Şimdi bir tane de infinite sheeted çizmişim. Bir tane de infinite covering yapalım. Bir dakika. Bir saniye. Şimdi bir tane daha örnek. Bu da gene bu. A B şöyle düşünün. B aslında bir tane S1. S1'ın covering space'i, S1'ın covering space'ini biliyoruz. Mesela bir tane R. Ondan sonra integer'larda şey yapın. Bir tane çember koyun buraya. Onlar da A'ya gitsin. Yani siz burada şunlar B'nin üzerine kapanıyor. Buralar A'nın üzerinde. Burası A'nın üzerinde. Burası gene B. Tamam. Şu noktayı base point diye seçersek buradaki fundamental group elemanları. Şimdi şeyi görüyorsunuz. Yukarıdaki space neye homotopy coolant? Şu space. Neye homotopy coolant? Şu space. Hayır. Real sayılar tek bir noktaya kontrakt ettiği için infinitely many S1'ın veci. Yani Z kadar S1'ın veci. Tam aşağıdaki o real sayıları kontrakt ettiğiniz zaman Z kadar çemberin S1'ın veci oluyor. Yani şurayı base point seçtiğiniz zaman şu bu da countable olan. Yani bu aslında infinite ama countable covering. Ben bunu yazmadım size ama bu infinite covering diye yazmışım. Infinite covering. Tamam. Yukarısından koydum. Tamam. Evet. Anlaştık değil mi? Tablolara bakarken şu yandaki orada seçilmiş base point'e göre fundamental group elemanları yönler bu şekilde. Aslında bu şurası şu presentation yukarının fundamental grubunun aşağının fundamental grubu içerisinde nasıl gözüktüğünü söylüyor. Dedikten sonra sorusu olan var mıydı? Onur seni bekliyoruz. Hadi amca. Sor. Sevdiğin kim oluyor? He?
S üzerine de infinity diye bir uzay mı var? O mu? Bunu nasıl yapıyorum? Bu ne homotopik kullanıldı? Tamam. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi biraz yukarı gelebilir misiniz? Tabii. Yani bir yukarı. Tabii ki. Burada şey demek istiyoruz değil mi? Üstte ya yarım dönünce aşağının hepsini cover ediyoruz. Yani hani onu A olarak göstererek. Evet evet. Mesela şimdi şurası bizim base point'imiz ya. Yukarısı için. Gördün mü? Evet hocam. Şimdi o nokta buraya geliyor. Tamam mı? Evet. Tamam. Sen buradan bu yönde böyle giderken A yönünde de böyle geliyorsun. Tamam. B giderken orada B bir dönüyor. Mesela B böyle geldin. Yukarıda B'de buradan buraya geldin. Buradaydın. Tamam mı? Hı. Sonra buradan buraya geldim. Ha, tamam, tam onu sordum. Tamam. Kırmızı olarak geldim. Tamam. Anlaştık. Yukarıdaki looplardan bahsedebilmek için orada da bir tane base point seçmeniz lazım. Tamam, bunu da söyledim. Güzel. Şimdi bu hatırlarsanız Esra'nın fundamental grubunun Z olduğunu ispatlarken lifting ile ilgili bir sürü tantana etmiştik. Şimdi onun için sadece state edeceğim teoremi. Orada yaptığımız ispat aynen burada da geçiyor. Lifting properties. Şimdi birincisi homotopi. Bir de şeyi hatırlayın, orada ben yazarken hani genel olarak yazmıştım. Y cross I diye sonra biz ispatı yaparken iki durum söz konusu olmuştu Sena. Y'yi bir nokta diye alırsak pet lifting, Y'yi interval diye alırsak da homotopy lifting'ti. Tamam mı? Onu da aklınızda tutun. Homotopy lifting property. Ya da covering homotopy, covering homotopy property. Evet. Şimdi evet, bunu kitabınızdan yazmışım ama dediğim gibi şöyle. Yani ben given a covering diyorum. Kitap given a covering space diyor. P x tilde'den x'e diye. Ben de given a covering P x to B diyorum. Tamam. Ben yine kendi notasyonuma sadık kalayım. Given a covering P from x to B, tamam mı? A homotopy. Onu da şöyle göstereyim. F sub T Y to B. Bu verilmiş. Base'de bir tane homotopimiz var. And a map. Bu sıfır anındakinin de lifti var. F zero tilde Y to X lifting F sub zero void şu ana kadar den şimdi onları şuraya yazayım. Şimdi verilenler bunlar. Verilenleri yazıyorum. Şöyle. Bizim elimizde bir tane lifting var. Ay, covering var. X to B. Covering space.
P. Tamam mı? Sonra Y cross I'dan F'e, bu da var elimizde. Hatta bu yetmez. Bir de şu var. Y cross sıfır anından, unutmayın bu Y cross sıfır aslında Y cross I'nın içerisinde. Buradan buraya da F zero tilde var. Unutmayın. F zero dediğim bu şey. Y'den B'ye. Homotopinin ilk adımı. Tamam. Yani aşağıda bir tane homotopi var. F sub zero'dan F sub bana. F sub zero'nun yukarıda lifti var. Tamam. O zaman eğer burada bir covering space'iniz varsa then there exists a unique homotopy F sub T tilde y to x of f sub zero tilde that lifts sağ taraftaki mapiniz covering space ise ve bu siyah oklar varsa o zaman unique bir şekilde bir tane F tilde var. Tamam. Bu özel olarak size Y'yi tek bir nokta diye aldığınız zaman o zaman bu F zero tilde dediğiniz şey liftingin başlangıç noktasını sabitliyorsunuz demek. Başlangıç noktasını sabitlediğiniz zaman o zaman bunların unique bir tane herpetin yukarıda başlangıç noktasını sabitledikten sonra unique bir tane lifti var diyor. Şimdi bunun korollerini yazacağım. Soru olursa sorun. Diagram commute ediyor. Diagram is commutative. Yoksa diagram olmaz. Diagram commutative olur. Corollary. Let P from X to B be a covering. Aşağıdan iki tane pet alayım. And F, G. Buradan iki tane pet aldım. 0, 1, 2, B. B, 2 pets. Ay dur. Şu daha iyi. B, 2 lifts. With the same lan oğlum ne yapıyorsun ya? Evet anladınız. Buradan bakarken satırları karıştırdım. Size yalan söylemeyeyim. Gözler gitti. Çok yorgunum ya. Dersler bir yandan. İyi gene şimdi fark ediyorum. Kalkusta falan fark etmeden devam ediyorum ben. Aynı şey oluyor zaten. Vallahi bunun nasıl anı var ya işte bak yıllar içerisinde insan nasıl biliyor. Tamam. Be two pets. Onu söyledim de yazmadım. Be two pets. Tamam. Bundan iki tane peti aldık. Şimdi bunların liftlerini alayım. Let F tilde G tilde from 0, 1
to B, B to lifts. X'te değiller mi hocam? F tilde G. Lan evet. Şimdi büyütmeme gerek. Dur büyüteyim. Ama şimdi çok anla. Evet. X ben size göstereceğim. B to lifts starting. At the same point. Yani bu özel olarak aslında F ile G de aslında aynı noktada başlıyor demek. Tamam. If F and G are pet homotopic, then şimdi hatırladım bunları niye yaptığımı. Then Allah'ım, then the end points of F tilde and G tilde agree the pets F tilde and G tilde are pet homotopic. Tamam. Ya proof'unu egzersiz diye bırakıyorum ama sadece şurada şöyle bir remark yapacağım. Şimdi ne oldu? Yok bir şey lan. Onların yeleği eksik. Şimdi burada F tilde ile G, F ve G diye iki tane petle başladık aşağıda. Bunun lift, F'in lifti, F tilde G'nin lifti, G tilde bunlar aynı noktadan başlıyor. Demek ki F ile G de aynı noktadan başlıyor. F tilde ve G tildeyi seçtim. Şimdi aşağıdakiler pet homotopikse, yani bunların bitiş noktaları da aynı, başlangıç noktaları aynı, bitiş noktaları aynı. Şimdi o zaman bunların arasındaki peti, bunların arasındaki homotopi yukarıya da lift ediyorsunuz. Şimdi o homotopi boyunca aslında şöyle şunu sorayım, ona ne cevap verirsiniz? Aşağıda constant loop alsam, constant loop'un lifti gene constant loop olmak zorunda. Yani bir tane aşağıda seçtiğiniz noktanın ters görüntülerinden birini seçip hep orada durmanız lazım. Tamam. Burada da aynı şekilde F ve G aslında başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan petler olduğu için homotopiyi düşündüğünüzde o da aslında başlangıç ve bitiş noktası için sizin seçtiğiniz sheetlerde tamamen sabit kalan bir tane continuous bir map olması lazım. Yani constant loop'un lifti de constant olduğu için bunların lift ettiğiniz maplerin end pointleri de aynı olacak. Tamam. Bunu egzersiz diye bırakıyorum ama özünde benim söylediğim şeydir ispatı. Ama şunun ispatını yapacağım. Şimdi bunu da söyledikten sonra deminden beri söylediğim onu da korolları diye yazmışım. Korolları şu homotopy lifting korolları. For any covering P. Şimdi şeyi yapıyorum. Fundamental gruptan bahsedeceğim ya. Hem aşağıda hem de yukarıda base pointler seçiyorum. Tamam. Yukarıda x0, aşağıda b0 noktası seçeceğim. Yani bunlar pointed space'ler olacak. Pointed space'ten kastım
birer tane noktasını belirledim. Base point diye. Oradaki loop'lara bakacağım. Off-pointed topological spaces. Tamam, yani x0, p inverse of b0'da bir tane eleman. Off-pointed topological spaces. Pointed topological spaces. Tamam. The induced map işte P star pi 1 x comma x 0 to pi 1 b comma b 0 is a monomorphism. Tamam, Berk uyuyor musun sen orada? Hayır hocam, not alıyorum. Tamam, kontrol edeyim dedim. Adam da hemen asabileniyor. Tipe bak. Şey nerede ya, Tolga? Buradayım hocam. Heh, tamam. Utku da kesin var ya, bir şeyler izliyor. Ya borsayı takip ediyor. Bir şey yapıyor. Hocam ekrana bakıyorum sadece. Tamam. Herkesin ilgisini yeniden topladıktan sonra bu önemli teoremin ispatına corollary diye yaptım. Proof'una başlıyorum. Proof. Evet. Napın kernelde bir eleman alalım. Onun constant loop olduğunu söyleyelim. Çünkü x0'da constant duran, hani böyle constant olduğun yerde bıraktın, olduğun yerde duran adamlar identity eleman. Onun içinden bana sen kesin kötü laflar ediyorsun. Evet. Tamam. F. Hadi ya. Ben de tost var. Sana verdim ama ders bitse de gitsek diyorsun. Bunu bana söylemeyecektin ama. Şimdi kernel of şu map olsun. P star pi 1 x comma x 0. Tam haftaya pazartesi size ev yapımı çörek mi getireyim, börek mi? Tatlı mı, tuzlu mu? Bana söyle. Tamam, annene söyleyeyim de. Semra'ya da söylerim de sana. Hayvan. Bir de böyle yapıyorsun. Bir kamerayı zira. Tamam. Şimdi bu map altında şey olacak. Kernel'de olduğuna göre bu adam, o zaman şu P induce edilen, fundamental grupta induce edilen map şu. P composition F bu da eşittir 1. Yani şu 1 şuranın elemanı. Aslında 1 dediğim şey B0 noktasındaki constant loop'a homotopikmiş bu. P composition F. Şimdi dikkat ederseniz bu B0'da başlayıp B0'da biten bir tane loop. Bu homotopik to, işte şu bizim constant loop notasyonumuz. B0'da constant'lı duran map. Şimdi bu aslında bize şunu söylüyor. Sebebini de hemen yazacağım. F'in aslında size x0 noktasında constantly duran loop olduğunu söylüyor. Çünkü since f is the lift of p composition f and bu p composition f de b0'a homotopik and J x0 is
the lift of JB0 starting at x0. Bir diyagramla anlatmam gerekirse, aslında bizim elimizde şöyle bir tane diyagram var. B'ye gidiyor. Bizim loop'umuz şu. P composition F dediğimiz bu. Şimdi şurada X var. Tam şu projection map'imiz. Şimdi şurada F. F. Evet. Şimdi P composition F. P composition F B0'a homotopik. Tamam. P composition F B0 noktasındaki constant loop homotopik. Tamam. P composition F'nin lifti F. Ondan sonra B0 noktasındaki constant loop'un lifti de X0 noktasında başlayan lifti de X0'daki constant loop. Tamam. Bunlar aynı noktadan başlıyorlar. Aşağıda da sizin elinizde bir tane PET homotopi var. P composition F ile CB0 arasında bir tane PET homotopi var. F P composition F'in lifti. Tamam mı? Bu X0 noktasında başlıyor. CX0'da CB0'ın X0'da başlayan lifti. O zaman bunların da birbirlerine PET homotopik olmaları lazım. Ve aynı noktada bitmeleri lazım. Zaten aynı noktada bitiyorlar ama bunlar da birbirlerine PET homotopik. Tamam mı? Demek ki F X0'a PET homotopik. Bu da size neyi söylüyor? F dediğiniz adamın klası birin klasıyla aynıymış. Pi 1 X X0'da. Tamam mı? Demek ki bakın her ne kadar P map'i surjective olsa da fundamental gruba geçtiğinizde induce ettiğim hep monomorfizm. Hemen buna kısacık bir örneğini verip yepyeni bir chapter'a başlayacağım. Bugün bu algebraik topolojiyi bitireceğim. E.g. mesela şeyden Torus'tan S2'ya şöyle diyeyim. There is no covering map from S1 cross S1, bunun fundamental grubu Z plus Z, Z cross Z to, aslında herhangi bir S'ni de alabilirsiniz. Mesela S2'ya covering yok. Çünkü sağ taraftaki S2'nun fundamental grubu trivial, buranın fundamental grubu Z artı Z, Z cross Z. Tamam, anlaştık. Şimdi bundan sonra da şeyle ilgili bahsedeceğiz. Şimdi dolayısıyla yukarının fundamental grubu, aşağının fundamental grubunun içerisinde bir de biraz önceki tartışmalarımızdan şey görmüştük. Aşağıdaki loop'lar bazen yukarıya loop olarak çıkıyor, bazen de sadece pet olarak çıkıyor. Yani aşağıda bir tane pet, aşağıda bir tane loop aldığım zaman mesela o imajda mı? Yukarıdaki covering space'in imajında gözüküyor mu? Onu nasıl anlarız? Tamam. Sonra da onun indeksiyle devam edeceğiz. Tamam. Anıl acıktığı için dersimizi burada noktalamak zorundayım. Anıl şimdi kantine gidecek ama şimdi sorunuz falan var mı? Ders bitti. Evet evet. Çünkü bunun şunun fundamental grubu trivial. Bunun fundamental grubu Z artı Z. Z artı Z'den sıfıra injective olmaz. Evet, injective olurdu. Tamam. Diğerlerinin hepsinde bakacak olursanız, yani ya yukarının fundamental grubu trivial'dı, aşağıdaki non-trivial'dı. O şekilde hep örnekler aldım. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Bu gözle torus over Klein batıla bir daha bir bakın isterseniz. Anlayıcı toparlandı. Evet. Haydi. Bugünlük bu kadar. Sorunuz yoksa. Var mı? Yok, hemen Berke şeye geçti. Şimdi ben bu recording'i kapatmayı...